dinleyiciler, şiir gibi bir hayat yaşamayı hepimiz hak ediyoruz bence ve bunu tabii ki çok arzu da ederiz diye düşünüyorum. Değerli iki konuğum bizimle birlikte bu akşam Güncel'in konuğu, şair Ahmet Telli ve eleştirmen Sayın Oğuz Gemalmaz bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi biz tabii hani burada bir şiir sohbeti yapalım, bir edebi söyleşi yapalım, biraz böyle ruhumuzu açalım, kendimizi insanlığa adayalım, güzelliklere adayalım. Tabii bir yandan da acıları konuşalım. Hayatın içerisinde acılar yok değil elbet. O beslendiğimiz belki zaman zaman da bir kavram ve bir duygu belki. Ama dün Ankara'nın göbeğinde, kalbi diyorlar ki oraya, evet kalbi, bir bomba patladı. İnsanlar evlerine gidiyordu, işlerinden çıkmışlardı. Yani ekmek gailesiydi aslında. Bindiler servislerine ama bir anda yanı başlarında patlatılan bir bombayla hayatlarını kaybettiler. Sabah evden çıkarken evet, hiçbirinin aklına gelmez o gün başlarına böyle bir şey geleceği. Ha bu ilk mi? Değil tabii ki. Bunun öncesi de var. Geçmişi de var. Ve terör Türkiye'yi tehdit ediyor. Her noktada, her yerde. Evet, şiiri konuşalım. İçinde belki bu da var. Tüm kuşkusuz, bunları konuşalım. Kuşkusuz ki. Ama bu acıyı da ve ülkemizin hak etmediği bu acıları da biraz konuşalım istiyoruz. Ne düşündünüz, ne hissettiniz diye sormuş olayım. Şimdi şiir hayatımızın her alanına bir biçimde göndermelerde bulunur. Şu an aklıma geldi. Orhan Veli'nin bir şiiri vardır. İstanbul'a dairdir de biz onu istersek Ankara yapabiliriz. Der ki Orhan Veli, İstanbul'un orta yeri sinema. Garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın anama. Deriz ki işte Ankara'nın orta yeri, Kan Gölü, garipliğinizi, hüznümüzü, mahzunluğumuzu cümle alem duysun. Aslında Orhan Veli, garipliğim, mahzunluğum, duyurmayın anama derken, duyun bunu, ne kadar üzgünüm, ne kadar mahzunum. Bence galiba işte tam da burada şiirin hayat içerisindeki her türlü şiddete, bu kadın cinayetlerinden tutun da toplumsal cinayetlere kadar her türlü şiddete hayır diyebilmenin bir çığlığıdır. Yaralıdır bu çığlık. Kan akıyordu her yanından ama bu her türlü şiddete hayır diyebilmenin de en duygusal, en candan, en sahici bir özelliğidir diye düşünüyorum. Kuşkusuz ki biraz önce vurguladığınız gibi şiddet sarmalı, bireysel şiddetten toplumsal şiddete doğru kayarken evinde konuk olduğum, beraber elinden çay içtiğim delikanlıyı, Nartan'ı ve Ferdane'yi de unutmuyorum Suruç'ta. Onlar benim aile dostlarımdı. Bu toplumsal hüzün aynı zamanda benim bireysel hüznümü de ortaya koyuyor. Her birimiz yaralıyız bu ülkede. Her birimiz yaralıyız ve yaralarımızla yaşayarak birbirimizin yaralarını saracağız. Ankara katliamında da 5 dakika erken gitseydim ben orada olacaktım. Ve burada sizlerle şu sohbeti yapamayacaktım. Bütün şiddetlere karşı karşı durabilmek, bireysel şiddetin, kadın cinayetlerinin çoğaldığı bir yerde toplumsal cinayetlerin nasıl çoğaldığını sosyolojik olarak inceleyen birileri çıkar herhalde. Bu bakımdan doğrusu dünkü şiddet sarmalı, dünkü kan gölü bizim çığlığımızdır. Şimdi insan içini acıtıyor aslında. Bu çağda diyorsunuz.
hani bu çağda, neden bu çağ önemli? Her şey çok farklılaştı, çok gelişti. İşte böyle olması gerekiyor belki. Hani geçmişe dönüp baktığınızda hala insan, tabii ki yine var elbette, insan kendini sorguluyor, kendini keşfetmeye çalışıyor ama duyarlılıklarımızın daha artması gerektiği bir çağda, daha derinleşmemiz gereken, daha farklı bakmamız gereken, daha insani yanıyla bakmamız gereken, gelişmişlikle orantılı olarak düşündüğümüzde, bu çağda diyorsunuz, nasıl hala bunlar olur? Biz çok başka şeyleri konuşmalıyız, çok başka şeyleri düşünmeliyiz, çok başka şeyleri yaşamalıyız aslında. Yani insan olmaya dair, insanlığa dair kaygılarımız veya bunları yaşar olmamız lazım diyorsunuz ama ne yazık ki gördüğümüz tablo bize çok daha farklı bir noktaya doğru eviriyor. Evet, yani ama insan... Hayır, biraz isyanımız bu yönde aslında. İnsan olabilmenin çağımızla kuşkusuz ki bir ilişkisi var ama insan olabilmenin temel nedenlerinden, temel çıkış noktalarından biri birey olabilmektir. Biraz önce vurguladığınız güzel bir sözcük vardı. Kendini gerçekleştirme ya da kendini keşfetme. Kendini keşfedemeyen, kendini gerçekleştiremeyen insanın ne kadar insani laflar edilirse edilsin bu soyuttur. Yani insani olgu soyut olmaktan somut olmaya giden yolu birey olabilmektir. Birey olabilmek, kendini tanımak, kendini keşfetmek ve kendini keşfeden insan, kendini gerçekleştiren insan bencil değildir. Şiddete yatkın değildir. Ve bir başkasına şiddet uygulayamaz. Birey olamayan olan toplumlara bakın, bu demokrasilerin gelişkin olduğu ülkelerdedir ne yazık ki. Bizim gibi demokrasilerin güdük olduğu, yaşanamadığı, gerçekleşmediği yerlerde birey olma şansımızı da elimizden alıyorlar. Bireyleşememiş insanlar sadece ve sadece biat ederler. Sadece inanç sistemiyle yaşarlar. İnanç, birey olmanın yolundaki en büyük engeldir. İnanç sistemlerinin tamamı ideolojik olabilir, dinsel olabilir, ne olursa olsun tapınmaya gider çünkü. Ve bu türlü toplumlarda kahraman yaratmak, büyük lider yaratmak her an mümkün. Kolaydır çünkü biat edilecek birisi bulunmuştur. Bu yüzden bu ülkenin en büyük şanssızlığından biri inanç sistemlerinin hala geçmiş yüzyıllardan devralınan bu mirasın daha modernize edilemeyişinden kaynaklanmaktadır ve birey olamıyoruz. Birey olamadığımız yerde de şiddete, sürekli şiddet temelinde yaşıyoruz. Şiddet temelinde cümleler üretiyoruz. Şiddet temelinde sokaklarımızı kan gölüne dönüştürüyoruz diye düşünüyorum. Hadi bakalım, o zaman şiir diyelim. Tabii ki şimdi dünyamızın bu, daha doğrusu daha fazla bizim içinde bulunduğumuz coğrafyanın bu can sıkıcı durumundan bu görsel medya ile yapacağımız kültür söyleşilerinde aslında amacımız hayatımıza bir nebze de olsa bir güler yüz katmaktı. Evet. Fakat bu dünkü olay bunu maalesef biraz gölgeledi. Ahmet Telli zaten biraz önce dinlediklerimizden de yola çıkarsak, ben daha önceden de biliyorum, insani olmayanlara karşı duruşu sağlam bir şair. O nedenle bu yaklaşık 15 günde bir yapmayı planladığımız bu söyleşilerin ilkinde işte bu insani olmayan tavırlara karşı duruşu sağlam şair Ahmet Telli ile şiir ve hayata bir merhaba diyelim. Ben onun son kitabından bir şiir okumak istiyorum. Buyurun. Benim çok sevdiğim bir şiirdir. Ahmet Telli ile de her karşılaşmamızda bu şiir üzerine muhakkak bir iki laf ederiz. Şiirin adı Yoktur. Unutuş, tenhaya açılan büyük kapı. Uçsuz bir çölün orta yeri, kendini Mecnun sanır burada ceylanını kaybeden her düşkün, mesnevi sayfalarından firar ederek. Yüktür her hatırlayış, hafıza büyük anafor, sonsuz kabus. Çeker dibe kanatarak zamanı.
Orada kalbin vücuda ihtiyacı yoktur. Tanrı da kayıptır çoktan. Kum yahut saat aralıksız hatırlatır ya bir şeyleri. Şüphe o zaman kök salar işte. Şeksiz, itirazsız ima ederek şiire. Şüphesiz böyledir olmuş olan. Çünkü şair kendinin farkında olduğundan daha yalnız, daha beter bir hafızadır. Bu yüzden kederini anlatacak alfabeyi ancak kendisi yaratabilir. Yine de iğne iplik arar kendini akılla sınayan söküğü bulmak için. Ah ki sezgi delik deşiktir imada. Yol tenhaya gider, tenha bir kalbe, menzilse kuma gömülmüştür esrara. Döngü körlüğün icadı. Arayıp bulmak için şehre, dağa, ovaya, kaybetmek üzere yollara düşmüş bir şair rastlar mı? Hiç sanmam. Yoktur. Çünkü ıssızlıktır şair. Hala iğne iplik dikişe devam mı? Yani metaforlar kuşkusuz ki hayatın içinden alınıp iğne ve iplikle de bir başka gönderme yapılabilir. Hı hı. İğne ipliği büyük annem kullanırdı ama büyük annem masalları da anlatırdı bana. Hem masalları bıraktı hem de iğne iplikten yeni göndermeler, yeni imgeler yaratılabileceğini fısıldadı galiba. Devraldığım şeyi devam ettiriyorum işte. Şimdi siz belki soracaksınız ama evet. Siz sorun. Tamam. Şimdi Ahmet Telli şiir yazmaya 1961'de başladı. Bizim bildiğimiz bu. Daha öncesi var mı acaba? Var mı daha öncesi? Yok, ben sanmıyorum ama 1961 yani. 1961. Sen doğmamıştın, evet. Ben doğmamıştım ama evet. Yıl yani, önemli. Evet. Bunun üzerinden 50 yılı aşkın bir zaman geçmiş. Hı hı. Sayın Hocam, bu nasıl bir sabır ya? Sabır değil, tam tersine kararlılık. Hani okullarda, ilkokulda ilk aşkımızı yaşarız. Sonra unuturuz. Hani bir eski bir şair vardı, popüler bir şair. İsmin neydi, unuttum diyor. Unutulmaz ama unuttum diyerek unutulmadığını vurgular. Ve o zaman şey deriz, hani ölünceye kadar birlikte yaşayacağız. Ama ne kadar kısa süre ilk aşklar. Benim de ilk aşk dediğim şey belki şiirdi. Sonuna kadar evet. O bir sabır değil, ısrar. Ben aşkta, dostlukta ve samatta ısrarın ve merakın temel olduğunu düşünüyorum. Israrcıyımdır aşkta, dostlukta ve şiirde. İlk aşkınız şiirdi. Öyle yani mi? Elbette şiir... Yani çok ideal mi oldu? Şöyle... Yani şiir illa da mısralara dökülmüş harfler değildir. Şiir sensin belki. Şiir belki ilkokuldaki ilk sevdiğin kızdı. Ben onu şiir olarak bildim. Sonra onu yazıya dökmeye çalıştım. Sadece odur. O yani gün bu işte senin şiiri besleyen kaynaklar bunlar mı hocam? Yani ya şimdi şiiri besleyen kaynaklar sözü genel olarak işte... İşte şu şairlerin ya da bu şairlerin söyledikleri, fısıldadıkları gibi düşünülür ama dönüp dolaşıp hani hayattır dediğim dersek bir genelleme yapmış oluruz. Hayattan beslenmeyen sanat mı olur der diye sorarsınız. Çünkü hemen ardından hayattan beslenmeyen sanat da olur elbette. Ama beni besleyen, beni büyüten bir çiçeği nasıl öz suyuyla onu rengarenk dünyaya getiriyorsa hayat, toprak, hayat da beni yeşerten, bugünlere getiren sanat, yapmaya çalıştığım sanatın özünü bana veren hayat olmuştur. Hayat içinde ne var? Hayat içinde işte diyelim ki Oğuz'la dostluğum var. Hayatıma giren kadınlar var. Hava aldığım, yaşadığım kent var, sokaklar var.
İnanır mısınız, bugün gelirken otobüste bir kadın vardı yanımda. Hiç unutamayacağım, herhalde yazacağım. Okuma yazmayı yeni öğreniyor belli ki, bir defter var elinde. Öğreniyorum sözünde yumuşak ye yok, öğreniyorum yazmış eğik büyük harflerle. Onun öğreniyorum sözcüğünü öğreniyorum şeklinde yazması bile beni heyecanlandırdı. Hayat bu kadar, bir kelimeyi yanlış yazacak kadar güzeldi çünkü o kadının gözünde okuma yazmayı öğrenmek. O kadın başörtülüydü, gözlüklüydü ama benim yanımda genç bir kız varmış gibi. Ben çok heyecanlandım. O heyecanı siz de aldınız. Aldım tabii. Okuduğum kitaptan utandığım kitap okuyordum. Çünkü kapattım. Ve hayat bunları da verir size. Yeter ki hayatın içerisindeki o okuma yazma öğrenmekte olan kadının o kalem tutuşuna bakabilirsiniz. İlk harflerinden ya da yanlış yazdığı bir kelimeden heyecanlanabilirsiniz. Hayat çok verimkardır. Bir şair için hayat zor mudur? Yani şimdi anlattığınız belki birçok insan için çok sıradan. Hiç de belki hani dikkat edilecek bir husus değil. Bu bir örnek sadece. Evet. Ama her şeye bu kadar farklı bakıp küçücükten kocaman bir şey çıkarmak, bir sonuca varmak. O anlamda soruyorum. Hayat zor mudur tam şair tersine, için? Hani o hassasiyet. Tam tersine. Yani bu Valeri bildiğim kadarıyla matematik çalışarak şiir dünyaya, şiir yazmaya çalışmıştır. Matematik teoremleri belki çok karmaşıktır. Ama çok iyi bir matematik öğretmeni onu en yalın hale getirerek öğretebilir. İşte hayatın bize zor geldiği, o en karmaşıkmış gibi göründüğü yerde onu yalınlaştırmak. Onu yalınlaştırdığınız zaman dostluğu, aşkı, arkadaşlığı, sokağı, o karmaşık gibi görünen ilişkileri yalınlaştırdığınız zaman hem siz sahici olursunuz hem de o dostluğunuz, aşkınız, sokağınız bence sahici olur. O sıradanmış gibi görünen hale getirmek için o karmaşık hale bazen bir gülümseyişle ama sımsıcak bakabilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Sizin için bence çok kolaydı ama Seval Hanım söylediğinde bir söyleşisinde zaten Ahmet Telli hatırladığım kadarıyla yani günlük olayları yazmakla ilgili bir konuşmasında bunun çok zor olduğunu çünkü tarihsel o günlük olaydaki tarihsel dokuyu yakalayabilmenin çok zor olduğunu söylemiştim. Belki hatırlarsınız o söyleşinizi. Hatırlamadım ama yani doğrudur. Evet. Siz orada yani o kadını ben de görebilirdim ama sizin gözünüzle görmem zordur. Aynen öyle. Ben de buna dikkat çekmek ama işte isterim o zaman aslında. Ne oluyor? Tam da çok güzel bir noktaya geldik. Sanat dediğimiz şey yahut da hayatı estetize etme biçimleri dediğimiz şey bize işte onu görmeyi sağlar. Eğer elimde kitap yoksa, ben sokakta otobüsle geliyorsam, her gün geçsem bile tabelaları okurum. Oradan geçen bir çocuğa bakarım. Ama şu var, şimdi otobüse bineriz, diyelim ki Batıkent'te oturuyorum ben, Kızılay'a gideceğim. Sadece Kızılay'a gitmeyi düşünürsem, o arada geçen mesafeyi görmemiş olurum. Ne o kızı, kadını görmüş olurum, ne sokağı görmüş olurum. O halde bir yolculuk bile, yolculukta geçen zaman bile bizim için çok önemli bir andır. Ve hayat anlar toplamıdır zaten. Peki, şair yaşadıklarını mı yazar yoksa yaşamak istediklerini mi? Ha, dünya bu sanatın en kazık sorusudur. Bence iyi. Hayır, öyle yani. Şimdi... ne diyordu Atol Behramoğlu'nun bir mısrağıdır. Yaşadıklarımdan öğrendiğim şey var. Yaşadın mı? Değil mi? Evet. Ve işte yaşadıklarını yazan kişi anı yazıyor demektir. Bu da bir edebiyat türüdür. Anılar çok önemli. Edebiyat
bugünden yarına ya da anılar bugünden yarına ya da dünden yazılmışsa bugüne bir ışık tutabilir. İnsanlar yarını ele geçirmek için dünü ele geçirmek zorundadırlar. Sanat biraz dünü ele geçirme işidir. Dünü ele geçirenin günü ele geçiriyor demektir. Ve geleceği şekillendirir. Yani bu bir ütopyadır. Şimdi o zaman sanat, evet, yaşadıklarımı yazıyorum ama yaşadıklarımı sadece ben mi yaşadım acaba? Siz yaşamadınız mı? Sizin yaşadıklarınızı yazıyorum. Aslında o benim yaşadıklarımdır. Ve ben bu dünyanın bu haline üzülüyorsam bu dünyanın bu hayatını yazıyorum demektir. Bütün hayatların bir bileşkesi olan imgedir. İmge bugüne kadar bizde biriktirdiklerini bir biçimde karşıya anlatabilme yoludur. Gündelik konuşma dilimizde biz çok ticari bir dil kullanıyoruz. Yani evet, hayır, gel, çık. Ama hani bu halk manisi vardır. Ne güzel söyler. A benim bahtiyarım, gönlümün tahtiyarım. Yüzünde gözüze var. Sana kim bahtiyarım? Şimdi buradaki ifade tam bir burada hani ne demek istiyor falan diye sormuyorsunuz. Onu biz ta içimizde, zihnimizde hissediyoruz. Zihnimizin gerisinde inanılmaz bir fotoğraf canlanıyor, bir görsellik canlanıyor. İşte hiçbir şey ifade etmeden zihnimizde canlanacak o görselleri yaratabilmek gerekiyor. Anlatım da ne kadar naif aslında, değil mi? Yani bunu hani direkt söyleseniz birine, sana kim baktı deseniz bir kadın bundan rahatsızlık duyabilir. Hani niçin baktı sorgusu geliyor gibi belki bir anlamda. Ama o kadar güzel, değil mi? Sanatın belki de hani veya şiirin diyelim, daha da indirgeyelim. Şiirin belki de hani dili bir şeyi sorarken bile o naifliğiyle, o inceliğiyle sorabilmesi belki de. Yani naiflik, incelik derken. Şimdi sanat ama orada... Hani sert de sorabilir tabii bunu ama... Yani. Şimdi Ahmet Telli toplumcu, gerçekçi bir şair olarak tanınıyor. Benim için aşk ve kavga şairi, ikisi bir arada. Gene onun bir söyleşisinden ben hatırlıyorum. Diyor ki yani gerçeği ancak yansıtabilirsiniz diyor, eğer çok gerçek olarak yazdığınızda. Ama ona sanatı kattığınızda işte biraz önce anlattıkları ortaya çıkıyor. Tabii bir şairle sohbet ettiğiniz zaman da... Zaman nasıl akar gider bilmeyiz. Zaman akar gider ama metaforlara da çok alışmanız gerekir yani. Hani kum ve saat vardı ya biraz önceki bitti şiirde. Bitti mi vaktimiz? Yani kum da bitti, saat de bitti. Ne yapacağız bilmiyorum. Canınız sağ olsun. Bir dahaki söyleşiye diyelim o halde. Söyleyeceğimiz, hayır, okuyacağımız şiirler var, söyleyeceğimiz sözler var. Bu sadece bir başlangıçtı ve böylesi bir günün ardından, bir devam. Gecenin ardından elbet mücadeleye devam. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Günce de bizimle birlikte olduğunuz için. Tamam. Ve sevgili izleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın saatlerimiz 18.30'u gösterdi. Biz yine burada olacağız. Sizleri de bekleriz.